Ekofinans'ta karşınızdayız. Piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL bu sabah 20.72'den, Euro TL 22.26'dan ve Sterlin TL 25.59'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.06 seviyesinde seyrediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0.10'luk artışla 4.956 puandan başladı. Açılışın ardından borsada gerileme başladı. Şu sıralarda 4.947 puan seviyesinde bulunuyor BIST endeksi. Kripto paralarda yön hala aşağıya doğru bakıyor. Bitcoin 27.167 dolardan, Ethereum ise 1.869 dolardan satılıyor. Ve altın, gram altın bu sabah 1.302 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 2.134 TL'den, Cumhuriyet altını ise 8.779 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise aşağı yönlü bir seyir var. 1.957 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüşün ons fiyatı 23.29 dolar seviyesinde ve petrolde talep azlığı nedeniyle bir düşüş söz konusu. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bu sabah 73,5 dolara yakın seyrediyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı sınırlı da olsa risk algısını törpülüyor. Bir süredir piyasaların odağında olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizinde ilerleme sağlanırken, para politikası tarafında şahin fiyatlamalar güçleniyor. Analistler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bugüne kadar attığı adımlara karşın özellikle konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini ifade ederek bu durumun bankayı şahin adımları atmayı sürdürmeye zorlayabileceğini bildirdi. Bugün açıklanacak yoğun verilerle birlikte Fed'in 5 kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, raporda gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını söyledi. Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler %63 seviyesine çıkarken, bankanın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar da ortadan kalktı. Avrupa'da ise dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon baskısının Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikası beklentilerini daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini söylüyor. Türkiye'de deprem ve seçim öncesi kamu yatırımlarının artması ve enflasyon ortamında tüketicilerin taleplerini öne çekmesinin etkisiyle ilk çeyrekte büyüme %4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik bazda büyüme ise %0,3 olarak kaydedildi. İlk çeyrekte ihracattaki daralma dikkat çekerken, sektörel olarak bakıldığında tarım ve sanayideki gerileme de öne çıktı. İnşaat sektörü ise %5,1'lik büyüme ile 5 yılın en iyi performansını sergiledi. Fransa'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklenenden fazla yavaşladı. Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisinde yıllık enflasyon %5,9'dan %5,1'e geriledi. Aylık enflasyon ise %0,1 düştü. Avrupa Birliği uyumlu enflasyon Mayıs'ta %6,9'dan %6'ya geriledi. Bu bir yılın en düşük seviyesi oldu. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsünü sona erdirme planını destekleyebilir. Müzik.
Avustralya'da ise enflasyon Nisan'da beklenenden fazla artarak %6,8'e yükseldi. Ülkenin istatistik bürosu en önemli fiyat artışlarının yıllık %8,9'luk artışla konutta olduğunu açıkladı. Bunun sırasıyla %7,9 ve %7,1'lik artışlarla gıda ve alkolsüz içeceklerle ulaşım takip etti. Çin'de imalat sektörü aktivitesi beklentilerin altında geldi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 49,2'den sonra 5 ayın en düşük seviyesi olan 48,8'e geriledi. Morgan Stanley analistleri 17 Mayıs tarihli bir raporda imalatta zayıf verinin politika gevşemesinin sağlam bir habercisi olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını, fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlı olduklarını belirtti. 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki TOB Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan önümüzdeki dönemde ülkenin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacaklarını belirtti. Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Enflasyonu tek haneye düşüren yine biz olacağız ifadesini kullandı. Erdoğan, iş dünyasına çağrıda bulunarak Türk ekonomisiyle ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum açıklamasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesindeki bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyümenin parasal sıkılaştırmayla birlikte Nisan'da ivme kaybettiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre Mart'a yıllık bazda %5,2 artan şirket kredileri geçen ay %4,6 yükseliş kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay %2,5 arttı. Şirket kredilerinde devam eden ivme kaybı Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz 2022'den bu yana yaptığı 7 faiz artırımının yavaş yavaş etkisini gösterdiği şeklinde değerlendirildi. Nisan'da M3 para arzı yıllık bazda ise %1,9 artışla analistlerin beklentisi olan %2,1'in altında kaldı. Bu, Haziran 2014'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. M3 para arzındaki yavaş büyüme gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzıyla enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tüketici güveni Mayıs'ta borç tavanı anlaşması öncesi oluşan karamsarlıkla geriledi. Conference Board verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni Mayıs'ta 103,7'den 102,3'e geriledi. Cari koşullar endeksi 151,8'den 148,6'ya gerilerken 6 aylık görünüme dair beklentileri yansıtan beklenti endeksi 71,7'den 71,5'e geriledi. Tüketici güveni yüksek seyreden enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerinin etkisiyle hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor. Ülkede konut satışları ise ikinci ayda da arttı. S&P CoreLogic Case-Shiller verilerine göre ulusal bazda konut satışları Mart'ta önceki aya kıyasla %0,4 artarken yıllık artış %0,7 oldu. Satışlar geçen ay aylık %0,3 artmıştı. BRICS ülkelerinde ortak para birimi gündemde. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS üyesi ülkelere ortak para birimi çağrısında bulunurken, BRICS üyesi ülkelerin farklı ekonomik koşullara sahip olduğunu belirten analistler ise, ortak para biriminde entegrasyonun bölgesel olarak zor olacağını düşünüyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS üyesi ülkelere ortak para birimi çağrısında bulundu. Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile düzenlediği basın toplantısında bir BRICS ortak para birimi hayal ettiğini belirtti. Lula da Silva konuşmasında ayrıca
BRICS ortak para biriminin üye ülkelere Amerikan dolarına bağımlı olmadan iş yapma ve müzakere konusunda daha özgür olma imkanı vereceğini vurguladı. Analistlere göre bu çok zor bir süreç çünkü farklı ülke ekonomileri var. Analistler ortak para biriminde entegrasyonun bölgesel olarak zor olacağını düşünüyor. Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Dünya nüfusunun %40'ına ev sahipliği yapan BRICS ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılaları ise küresel hasılanın 1/4'ünden fazlasını teşkil ediyor. Ekofinans'ta karşınızda olduk. Az sonra 12 haberlerinde Aysel Çağan Soy son gelişmelerle sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.